Merhaba arkadaşlar, yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız dostlar? Keyifler, sağlıklar umuyorum yerindedir, güzeldir kardeşlerim. Bugün yeni bir güncelleme haberleriyle sizlerle tekrardan beraberiz dostlarım. Oyunumuza arkadaşlar Erencil haritasına, biliyorsunuz tüm yenilikler, tüm güzellikler Erencil haritasına geliyor. Ha, bu gelen modlar, güncellemeler güzel midir, kötü müdür? Tabii ki tartışılır ama Erencil haritamızda yeni bir değişiklik geliyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bu yeni modu inceleyeceğiz kardeşlerim ama öncesinde videoya başlamadan şöyle lütfen bir like alalım. Abone de değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü videolarda like'lar çok önemli kardeşlerim. İzleyen arkadaşlar lütfen like atmayı atlamayın, ihmal etmeyin. Destek olun, daha büyük olalım, daha güzel şeyler başaralım sizlerle beraber istiyorum. Lütfen bu konuda bana yardımcı olmayı unutmayın. UC çekilişimiz var biliyorsunuz. UC çekilişimizde hemen bu video yayınlandığı an hemen yukarıda şu an geçmekte olan gördüğünüz Instagram adresinden paylaşıyorum. Her videoda yapıyoruz arkadaşlar 120 UC çekilişimiz. Her sezon başında da arkadaşlar, yani aylık olarak standart oluyor bu tabii ki. Royal Pass çekilişlerimiz veriyor. 2 tane, 3 tane, 4 tane arkadaşımıza, yani o anki uygunluk durumuna bağlı olarak Royal Pass hediyesi ediyoruz. Ve ekstradan da her videoda UC çekilişimiz oluyor. Katılmak çok basit. Videoyu sonuna kadar izliyorsunuz arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olup like attıktan sonra yorum kısmına bir mesajınız, video ile alakalı olabilir, bir mesaj, sonuna da ID ekliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit katılım, bu kadar kolay bir şekilde sizler de şansınızı deneyebilirsiniz kardeşlerim. Güncellemeye bakacak olursak arkadaşlar, böyle sanki testa modunu biraz modifiye edip getirecekler gibi oluyor. Yine oyunun içerisinde yine testa ile alakalı böyle isimler göreceğiz birazdan. Şöyle hatta videoyu birazdan biraz başlatalım arkadaşlar. Bu bir oyun alanı arkadaşlar. Bu bir oyun alanına uçuş yapacağız. Bakın haritayı gösterdi. Şu an haritalarda daha farklı noktalar var. Asıl olayın geçtiği nokta bu, hemen Kameski'nin yan tarafındaki etkinlik alanı oluyor. Şu an oranın içerisinde geziyor bu arkadaş. Birazdan daha iyi bir şekilde anlayacağız. Şimdi yeni modumuz arkadaşlar, tam olarak hangi isimle gelecek bilmiyorum ama bitki tehlikesi gibi, Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman tehlikeli bitki, bitki tehlikesi modu gibi bir isimle gelmesi büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi oyun alanında her yerlerde böyle canavar bitkiler var arkadaşlar. Bu canavar bitkiler ne işe yarıyor? Saldıracak mı? Hasar verecek mi? Şu an oyuncu beta serverda test etti ama herhangi bir saldırıya maruz kalmadı. Bakın George Pool'un içerisinde her yerde böyle canavar, hain bitkiler var. Oyun içerisinde paralar var arkadaşlar. Paraları toplayabiliyorsunuz. Birazdan daha net bir şekilde göreceğiz. Bakın bu etkinlik alanına giden kapsül arkadaşlar. Bunun içerisine giriyorsunuz. Çalıştırdığınız zaman geri sayım başlıyor ve havalandırarak sizi o biraz önceki etkinlik alanına doğru götürüyor. Bakın her yerden katılımlar olacak bu şekilde. Herkes böyle etkinlik alanına, o Firavun zamanındaki gibi uçan alanın içerisine toplanıyor. Böyle alanın içerisinde takımlı takımlı böyle ayrılan yerler var. A takımı, B takımı gibi birbiriniz içerisinde mücadele ediyorsunuz beyler. Göze hoş gelen bir mod değil gibi görünüyor. Bir ekstrem bir olayını ben şu ana kadar göremedim. Sizlerle beraber tekrar bakıyoruz. Bakalım ilginç, gerçekten istek getirecek, oynamak isteyeceğimiz herhangi bir şeyler var mı sizlerin ya da benim? İyi ya da kötü yorumlarınızı mutlaka yazın, sizin düşüncelerinizle. Ben çok sevmedim açıkçası. Bakın böyle oyun alanında hangarda gibiyiz yani. Hangardaki karşılıklı VS'ler gibi burada oyun içerisindeki oyuncularla bir mücadele içerisindeyiz. Bakın yerden bu paraları topluyor arkadaşlar. Oyun içerisinde de bu paralardan olacak. Biriktirdiğiniz zaman item ya da silah alımı yapılabilecek. Bakın burada öldürdüğü oyunculardan da bu paralardan kazanıyor. Bir de yerlerden toplanabiliyor bunlar. AVM'si var. Aklınıza gelecek her türlü silah var. Arı modunda nasıl alışveriş yapıyorsak burada biraz daha farklı bir sistem yapmışlar. Oyun içerisinde çağırdığınız zaman airdrop gibi geliyor. Şimdi size onları da göstereceğim. Ben pek sevmedim arkadaşlar. Bu etkinlik alanı bence hiç hoş olmamış. Olay hiç bitirdi arkadaşlar. Çıkmak istediği zaman yine burada bir çıkış alanı kapsülleri var. Buraya girdiğiniz zaman sizi böyle alandan aşağıya doğru atıyor arkadaşlar. Alandan aşağıya doğru iniyorsunuz, süzülüyorsunuz. Ben bunu ilk başta izlediğimde arkadaşlar paraşüt açmadan iniyor zannediyordum ama beta serverdaki sıkıntıdan paraşüt görünmüyormuş. Yine bakın Tesla moduna geliyor demiştim. Yine Tesla modunun içerisinde Tesla'daki o fırlatma rampaları falan halen var. Bu da biraz önce bahsettiğim alışveriş alanı. Buranın içerisinde arkadaşlar biriktirdiğiniz para değerinde
alışveriş yapabiliyorsunuz. AVM'sinden AKM'sine kadar. Bakın parası AKM'ye yetti elemanın. Hemen AKM'ye sipariş etti. Airdrop gibi yukarıdan aşağıya doğru düşüyor. Bakın Tesla sandığı diyor, sandığın adına da. Yine Tesla arkadaşlar bir süre boyunca oyunda bizlerle olmaya devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. Bu modda arkadaşlar aslında tüm değişiklikler, gelecek olay bu yani. Çok fazla bir aksiyon yok. Sadece bir oyun alanı eklentisi var. Şimdi haritanın içerisinde belirli noktalar var. Tabii ki o noktalarda ne olacağı net olarak belli değil bu beta serverlarda. Daha henüz yeni test aşamasında olan bir mod. Detaylar tabii ki geldikçe sizlerle paylaşacağız. Bu arada arkadaşlar modumuzu anlattık. Şimdi arkadaşlar bir de sizlerle beraber neye bakalım arkadaşlar? Gelecek sezon Royal Pass'larında crate sandıklarda, yani Royal Pass puanlarıyla açtığımız sandıklarda gelecek ödüllere bakalım. Hangi sezonun, eski sezondan hangi sezonun ödülleri geliyor? Şu an görüyorsunuz hemen zaten sağ köşede. İkinci sezondan, üçüncü sezondan 6, 11 gibi karışık ödüller var. Bu tavşan kostümü çok sevmiştim. Bir kere böyle bir ayıcık kostümü var. Çok popüler olmuştu ama bu ikinci sezondaki bu tavşan kostümü gerçekten çok hoş. Geçtiğimiz zamanlarda da gelmişti hatırlıyorsanız bunlar. Şimdi tekrardan geliyor. Üçüncü sezondan silah kaplamaları geliyor arkadaşlar. RP sandığıyla alabileceğiniz. 6. sezondan, 11. sezondan böyle değişik paraşüt, kostüm, silah kaplamaları vesaire geliyor. Biraz hızlı geçeceğim bu alanları. Daha detaylı bir şekilde zaten Royal Pass incelemesi yaptığımız zaman biz bunlara bakıyoruz. Şu an paylaşılmış arkadaşlar. Ben de sizlere ufaktan bir göstermek istedim. Yeni MG3 silahının kaplaması gelecek arkadaşlar önümüzdeki sezon. Bakın burada yine devam ediyor. Bu da galiba 21'in ikinci sezonunda gelecek olan kostümleri gösteriyor şu an. 10. 12. sezonda böyle karışık bir şekilde hediyeler olacak. Bunlara ufak yollu baktık. Size MG3'ü göstermek istiyorum arkadaşlar. Gelecek sezon efsane bir MG3 kaplaması geliyor. Oyuna yeni gelmiş bir silah, hemen patladan da kaplamasını getirmişler. Bakın şu şekilde çok efsane bir silah kaplaması geliyor arkadaşlar MG3 için. Şimdi bakalım bu hangi sandıkta gelecek ya da ücretsiz ödüllerden biri olabilir mi? Üzerindeki desen ve şekillere bakarak arkadaşlar şöyle bir tahmin yürütüyorum. Tabii ki bu %100 değil, bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Rank ödüllerinden gelme ihtimali var arkadaşlar. Çünkü çok sezon ödülü, rank ödülü skinlerine benziyor üzerindeki. İnşallah öyle olur. Herkes bedava bir şekilde sadece rank kasarak alabilir arkadaşlar bunları. Bu videoda sizlere anlatacağım bunlardı arkadaşlar. Yeni moda şöyle bir hızlı bir inceleme yaptık. Türkiye'deki beta serverlara geldiği zaman tabii ki daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Crate sandıklarda neler var neler yok bakıp videomuzu bitirdik kardeşlerim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.